Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu sevimli oyuncağımızı çalışacağız. Şöyle bakalım, yapımı son derece kolay. İki renk kullanarak ördüm. Sadece satın almamız gereken gözlerimiz. Dilerseniz bunları da yaşadığınız yerde alamıyorsanız siyah iple bu gözlerimizi işleyebilirsiniz. Dilediğiniz her renkle örebilirsiniz. Şöyle görelim, iki renk olması yeterli. Mavi rengimizden başlıyoruz. Tepe kısmından 6 tane sık iğne üzerine artışlarımızı yaparak yeterli büyüklüğe gelene kadar artırarak ilerliyoruz. Bakın, artış yerlerimiz şu şekilde belli olmakta. Daha sonra artışlarımızı bitirip tamamen düz bir şekilde belli bir yüksekliğe ulaşana kadar örüyoruz. 2 tane önlerde, 2 tane de arkada yüzgeçlerini ördükten sonra alt kısmını yine yukarıda artış yapmıştık. Alt kısmında ise daralarak devam ediyoruz. Daralma işlemleri sonucunda yeterli ölçü gelince içerisine elyafımızı doldurup kalan kapatma işlemini de yaptıktan sonra görmüş olduğumuz bu güzelliğe ulaşıyoruz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Softy Plus anti-peeling özelliği olan ipimizle örmeye başlıyoruz. İpimizin metresine bakarak kalınlığını bir görmek istiyorum. Şöyle, renk numarası 22, 100 gram ve 120 metre, yani bayağı kalınca bir ip. 3 numaralı da tığımla örüyorum. Sihirli halka yaparak hemen başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Elimden halkayı çıkarıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1. Başını dolamıyorum. 2. 3. Biraz daraltıyorum. 4. 5. Ve son olarak 6 tane sık iğnemi halkamın içerisine ördüm. Şimdi kısa ipimi çekerek kapatıyorum. İkinci sıraya geçmek için bağlantımı kuruyorum. Bakınız, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen ilk trabzanımın üzerinden girerek batıyorum. Sonunda ilki birbirine bağlıyorum. Şöyle geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Başını dolamadan öreceğiz. Bir sonrakinin içerisine giriyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2, bir sonraki trabzanıma batıyor, sık iğneme batıyorum. 1 ve 2, bir sonraki sık iğneme, bütün sık iğnelerimi ikişer ikişer örerek 12 sayısına ulaşıyorum. 1, aynı yere ikinci kez. 1, şu ilmeği biraz küçültelim. 1, aynı yer. 2 ve batıyorum. Şöyle sayalım, bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğnemiz oldu. Bir sonraki sıramızda bir tane tek, bir tane çift olarak öreceğiz. Sıramızın sonuna kadar ikişer ikişer örerek geldim. En son bağlantı noktasındayız. Şuraya gelerek bağlanıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve sayalım, bakınız. 12 tane sık iğne olması gerekiyor. 1, ipimin olduğu yerden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi diğer sıramıza başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yandaki yere giriyorum. 1, bir tane tek, bir tane çift örüyoruz. Tek sık iğne ördüm. Sıradakine giriyorum. 1, aynı yere giriyorum. 2, bir sonrakine tek örüyorum. 1, tek ördüm. Sıradakini çift öreceğim. 1, aynı yere giriyorum. 2, bir sonraki yine tek. 1, sıradaki çift. 1, aynı yere bir daha giriyorum. İkinciyi ördüm ve çift. Tek örüyorum. 1, aynı yer 2. Tek örüyorum. Çift 1 2. Şöyle aynı yere batıyorum. Tek örüyorum. 1 2. Tek örüyorum. Ve geçişimizi yapalım hemen. Bu sıramızı da bitirdik. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. 1 2 tane tek, üçüncüyü çift örüyorum. 1 2. 1 2 tek, üçüncü çift. 1 aynı yere batıyorum. 2 tane tek, 1 ve 2. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Üçüncüyü çift örüyorum. 2 tek, 1 çift örelim. 2 tek, üçüncüyü çift olarak ördük. Sıramızı tamamladık. Başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyim. Yine tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıp geçip burayı birleştiriyorum ve sıramızı tamamlayıp yeni sıramıza başlıyoruz. Yine bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bu kez 3 tane tek, dördüncüyü çift örüyoruz. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 tane tek ördüm. Dördüncüyü çift örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. Çiftimi ördükten sonra birinci, ikinci, üçüncü teki ördüm. Dördüncü sık iğnemi aynı yere batarak çift örüyorum. Tekrar bir tek, iki tek, üç tek, dördüncü çift. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamlayarak geldim ve başlangıç noktasındayım. Bir zincir çektiğim yere yine tığımı girdiriyorum. Yeni sıramızı örmek için başlıyoruz. Bu kez 4 tane tek, 5. çift. Ondan sonraki her zaman teklerimizi birer birer artırıyoruz. 4 tek, 5. çift, 5 tek, 6. çift, 6 tek, 7. çift olarak halkamızı örerek büyütelim. Artışlarımızı yaparak yeteri kadar büyüttüm. Şöyle göstermek istiyorum. 6 tane sık iğne başladık. Hepsini ikişer örerek 12 sık iğne oldu. 1 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. 3 tek, 1 çift. 4 tek, 1 çift. 5, 6, 7, 8, 9 tek, 1 çift olarak sıramızı tamamladık ve yeterli ölçüye ulaştık. Artık artmaya ihtiyacımız yok. Bu kadar ölçü yeterli. Artışımızı yapmadan her birisine birer tane sık iğne örerek sıramızı tamamlıyoruz. Hiç çift örmüyoruz. Hemen bakın geçişi yapıyorum. Şuraya sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirimi çektim. Batıyorum. Hepsine bir tane. Aşağıya doğru inmeye başlayacak. Artış yaptığım yerler belli. Bakınız artışımızın olduğu yerler. Artık hepsini düz olarak tamamlayacağız. Çift örmek yok artık. Birer birer. Bakın artışın bulunduğu noktaya geldim. Önce ilkini tek örüyorum. Diğerini yine tek, tek, tek. Sona kadar birer birer örüyorum. Sıramı tamamladım. Başlangıçta bitişin olduğu yerdeyim. Bakınız dümdüz hiç artış yapmadan birer birer örerek geldim. Hepsi bir. Şöyle bakacak olursak bu ilk sıramızda. Bundan sonra kıvrılarak içe doğru dönecek. Geçişimizi yapalım. Aynı şekilde yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam edelim. Hiç farklı işlem yapmayalım. Yeteri kadar örelim. Artış yapmadan dolana dolana ördüm ve yeterli büyüklüğe ulaştım. Şöyle bakın şapka görüntüsü var. Şöyle. Şimdi sayalım kaç sıra ördüğümüzü. Şuradan görmüş olduğunuz yerler artış yaptığımız yerlerde. Bakın şöyle belirli zaten bir yıldız görünümü var. Buradan itibaren yıldız görünümümüz yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. 11 sırada tam başlangıç noktamın bulunduğu yerdeyim. Hemen geçişimi bakın şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum, sadece batıyorum, geçiriyorum. Diğer rengimi alıyorum, beyazımı ve mavimi artık keseceğim. Bir zincirimi çekip buraya girdim ve başlıyorum sık iğnemi örmeye. 1, 2, maviyi de keselim. Mavi ipimizle yüzgeç öreceğiz. Şimdi örüyorum, bakınız. 1, 2, 3, 4. 5 sık iğne ördüm. 6 sık iğne ördüm. 7. sık iğnemi giriyorum, çekmiyorum. Bir sonrakine yine giriyorum. 7 ile 8'i tek seferde çekiyorum ve daralmaya başlıyorum. Şöyle ilmeğim bakınız uzun kaldı. Bu 7.'ydi. 7'yi girdim, aldım. 8'i girdim, aldım. Her ikisini aynı anda çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnemi ördüm. 7.'yi giriyorum. 8.'yi giriyorum. Tek seferde 7 ile 8'i örüyorum. Ve alt kısmı kapamak için daraltıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi giriyorum, 8'i giriyorum. Her ikisini tek seferde çekiyorum ve beyazımın başlangıç noktasına kadar 6 sık iğne örüp 7 ile 8'i aynı anda alarak daraltma işlemimizi yapalım ve başlangıç noktamızda görüşelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Şurada koparmış olduğum ipe bakınız. Ben düğümümü attım. Sizler de unutmayın düğümümüzü atın. Şimdi devam ediyorum bakın. Sık iğnemi örüyorum. Bir tane zincir çekmiştim. Oraya batıyorum ve kaydırıyorum. Şu şekilde bütün sıramızı, alt sıramızı beyazımızla örerek geldim. Şimdi beyazımızın tek katını alarak ilerliyoruz. Bakınız içten katını alıyorum. Sık iğnelerimi öyle örüyorum. Tek kat olarak alıyorum. Bakın şuradaki görmüş olduğumuz iki tane katımızı, yani buğday gibi görünen kısmın dıştaki olanına giriyorum. 2 ördüm. 3 ördüm. Sadece bu sırada bu şekilde öreceğiz. 4 defa ördüm. 5.'yi örüyorum. 6 ile 7'yi aynı anda örerek daralıyorum. Bakınız 6.'yı aldım. 7.'nin tek katını aldım. Her ikisini kapatıyorum. Yine daralmalara devam ediyoruz. 1 örüyorum. 2, bakın şu şekilde. 3, 4, 5, 6 alıyorum. 7'yi de alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Yeniden 1, hep tek katını alıyoruz. Sadece bu sıra için geçerli. 2, 3, 4, 5, 6'yı alıyorum. 7'yi alıyorum. Her ikisini aynı anda alarak örüyorum ve şöyle bir kat oluşturuyoruz burada. İpimiz yine mavi renkteki ipimize yakın. Onu hatırlatmayı unutmuştum. Yine aynı şekilde alarak 6 ile 7'yi çift alalım ve başlangıç noktasında görüşelim. Sona doğru örerek geldim. Şu şekilde içe doğru dönüp alt kısmı, yani karın kısmı düzleşmeye başladı. Üst kısmında bu şekilde görmekteyiz. Sondayım. Hemen geçişimi aynı şekilde yapıyorum. En son daralmamı yaptıktan sonra şuradaki bakın başlangıç noktasının bulunduğu yere geliyorum. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Artık tek katından almıyoruz. Tamamını alarak örüyoruz. Başlıyorum. 1. Bakın tamamı sadece bir sıra çizgi şeklinde olması yeterliydi. 2, 3, 4 taneyi örüyorum. 5'i alıyorum. 6'yı alıyorum. Her ikisini kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'i alıyorum. 6'yı alıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Tekrar devam edelim. Tüm giriyorum. Bakınız 1 tüm, 2, 3, 4, 5 aldım. 6'yı alıyorum. Çekiyorum. 5 ile 6'yı daraltıyoruz ve başlangıç yerimize kadar gelelim. Başlangıç yerimize yeniden geldim. Yine bu sıramızda da aynı şekilde 5 ve 6'yı keselim. 1, 2, 3, 4. 5.'yi alıyorum. 6.'yı alıyorum. Aynı anda kesiyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'yi alıyorum. 6. alıyorum. Sıra başına kadar ilerleyelim. Sıramızın başına kadar geldik. Bakınız bağlantı yerimiz. Şöyle geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi uzatıp bırakıyorum. Şimdi yüzgeçlerimizi örelim. Sihirli halkamı yaparak örmeye başlıyorum. 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi ördüm. Halkamın kısa ucunu çekerek sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincir çekmiş olduğum yere şu şekilde girerek kapatıyorum. İpimi alıyorum ve çekiyorum. Halkamız şu şekilde hazır. Bir tane zincir çekiyorum, dibine batıyorum. Bir sonrakini örüyorum. Bir sıradakini 2 olarak örüyorum. Bir tek, bir çift olarak örüyorum. Şimdi tek örüyorum. Sıradakini çift örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2, tek örüyorum. Bir tek, bir çift ördük. Sıradakini bir aynı yere batıyorum. 2 çift olarak ördüm. Geçişimi zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. Tığımın ucunu girdirerek kapatıyorum. Artık artma yapmıyoruz. Birer birer örmeye devam ediyoruz. Bir tane ördüm. Zincirimi çektim. Başlangıçta bir. Bakınız her birine birer tane örüyorum. Dönmeye başladı. Artış yapmadığımız için bu 3. sıramız. Başlangıcı saydığımız zaman örüyorum. Bir tane daha ördüm. Zincirimin bulunduğu noktaya şöyle gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Tekrar bir zincirimi çekip bütün sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2, 3 bu 4. sıramız. Birer birer bakın. Beşinci ve son sıramıza geçiyorum. Şöyle geçişimi yaptım. Burada daralıyoruz. 5. sıramızda şöyle bakın. 1 başlangıçla 2, 3, 4. 5. sıra darlanıyoruz. 1 örüyorum. 2. sık iğneyi giriyorum, alıyorum. 3'ü de alıyorum. Her ikisini birden. Tıpkı burada kesme işlemi yaptığımız gibi keserek ilerliyorum. Bir tanesini örüyorum. Diğerini, sıradakini alıyorum. Takip eden sık iğnemi alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Bir tane örüyorum. diğer ilmeklerimi kesiyorum. Giriyorum ve kesiyorum. Bir tane örüyorum. Kesiyorum. Bir. İkisini aynı anda alıp 5. sırada kesme işlemimi yaptım. Bir tane alıyorum. Bir ve iki. Kesiyorum. Şurası bakınız başlangıcımızın bulunduğu noktaydı. Geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi şu şekilde biraz dikiş için pay bırakıp kesiyorum. Bir tane aynı ölçülerde bir tane daha yapmamız gerekecek. 5 sıra örüp diğer yüzgecini de tamamlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Arkamız için sihirli halkamızı çekiyorum. 1 ve 2. Yine 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sık iğnemi örmek için şöyle sıkıştırıyorum. Çeviriyorum şöyle rahatlatıp bu tarafı gerilmesin diye güzelce yaklaştırıyorum. Tığımın ucunu girdirerek halkamı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve başlıyorum örmeye. Bir zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Burada bütün sık iğnelerimizi ikişer ikişer örüyoruz. Bu birazcık daha büyük olacak. Hepsini ikişer ikişer artıralım. 1 ve 2. Diğerinde bir tane artırıp bir tanesini tek örmüştük. Bir tek bir çift olarak örmüştük. Bundan 2 tane öreceğiz. Bu ölçüden de 2 tane gerekmekte. Bunda hepsini çift olarak örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Sona kadar geldim. Çifter çifter ördüm. Zincirimi çektiğim yere gelerek batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve hepsini teker teker örüyorum. Artmıyorum. Teker teker örüyorum. Diğer yüzgecimizi 5 sırada kesmiştik. Bunu 6. sırada keseceğiz. Hiç farklı işlem yapmadan örelim. Sadece birazcık daha büyük olacak. Hem boyu hem de eni. Bir sırayla ve birer fazla artışımızda. Geçişimi yapıp hemen devam ediyorum. 3. sırama başladım. Hiçbir şey yapmadan örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördüm. Şimdi kesme işlemimizi yapalım. Bir tane sık iğne örüyorum. İkinciyi ve üçüncüyü aynı anda alıp kapatıyorum. Bir tane örüyorum. İkinciyi ve üçüncüyü aynı anda kapatıyorum. Bir sık iğne, 2'yi alıyorum. 3'ü alıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Bir tane örüyorum. 1, 2. 1. Bu birazcık daha büyük bakınız. Evet, başlangıç noktamızın bulunduğu yere geldim. Batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi biraz ileriden kesiyoruz. 2 tane bu yüzgecimizden, 2 tane de biraz büyük olanından örerek tamamlıyoruz ve hemen buradaki işlemimizi tam bu aşamadayken yerlerine dikerek örmeye yine devam edeceğiz. Şimdi diğer parçaları tamamlayalım ve görüşelim. Yüzgeçlerimizi tamamladık. Büyük olanlarını hemen dikmeye başlayalım. Şurada bakınız başlangıç noktamızın bulunduğu yere ilk yüzgecime dikiyorum büyük olanı. Mavi olan bölüme giriyorum. güzelce derleyip toparlayalım. Her ikisini de alalım. Tamamının mavi rengimin bulunduğu alana dikiyorum. Beyazıma geçirmeden. İyice sıkıştıralım. Şimdi diktiğim diğer kuyruğumuzu da hemen şu şekilde alalım. Aynı birebir hemen dibine olacak şekilde mavi rengimizi dikelim. Ben kameranın altında biraz zorlanıyorum. Hemen elime alıp dikip gelmek istiyorum. Dikme işlemimi bu şekilde tamamladım. Şöyle iç kısmına düğümlerimizi de atalım. İplerimiz kalın olduğu için tabi biraz zorlanıyor. Eğer yumuşaksa bu kadar zorlanmayabilirsiniz ipleriniz. Şimdi düğümümü atıyorum ve kuyruğunu tamamlamış oluyorum. Gelişi güzel şöyle birkaç yere de girdirebilirsiniz. Nasıl olsa içte kalacak. Evet, şöyle bakın, gayet güzel oldu. Şimdi gözlerimizi yerleştirelim. Tam ortasından kuyruğumuzu diktiğimiz yeri tam şöyle karşılayıp ortalıyorum. Şöyle ortalayalım. Şu şekilde ortaya işaretimi koyuyorum. Şöyle işaretimi koydum kuyruğumuzun ortasından gelerek ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'incinin bulunduğu yere gözümüzü yerleştirelim. Tekrar kontrol etmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıkıştırıyorum. Diğerini de aynı şekilde ve aynı sıraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 2 ile 3'ün arasında takıyorum. Gözlerimizi yerleştirdik. Gözümüzün bir tanesinin altını işledim pembe rengimle, diğerini de aynı şekilde işledim. Biraz geriye geçiyoruz. Bakınız, ikinci sırasında hemen şuradan itibaren girişimi yapıyorum. İpiniz kalınsa bir defa, eğer ince ise iki defa geçebilirsiniz. Kesip bağlıyorum. Şöyle görelim. Şimdi diğer yüzgeçlerimizi de dikelim. Pembe rengimi çıkarıyorum. Yüzgecimin bir tanesini diktim. Diğerini de aynı şekilde bakınız hemen pembe çizgi şeklinde yapmış olduğumuz yerin yanına, alt sıraya doğru mavimizin altına dikiyorum. Pembemizi de çok yaklaştırmayalım. Şu şekilde bakınız, arada mesafemiz olsun. Her iki katını da kavrayarak dikişimi yapıyorum. Dikişimi yapıp düğümümü attıktan sonra artık şöyle çevirip bakalım. Bakınız, yüzgeçlerimizin her ikisini güzelce diktik. Evet, solungaçlarımızı tamamladıktan sonra şu kısmı birazcık daha daraltalım. Örmeye devam edelim. Sonra elyafımızla doldurma işlemine geçelim. Yine örüyoruz. Bakınız, bir sık iğne 2, 3, 4 ile 5'i bir arıyorum. 4 ve 5. Tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Biraz daralınca elyafımızı doldurmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Eksilme yapmadan ilerliyorum. Birebir bütün sık iğnelerimi örüyorum. Gördüm. Bütün sık iğne üzerlerine batıyorum. Başlangıç yerimize kadar geldim. Yeniden hiç eksilme yapmadan örüyorum. Bir iki sıra örelim. Sonrasında görüşelim. Bu birinci sıramızda eksilme yapmadan iki sıra daha ekleyelim. Toplamda 3 sıra eksilmeksizin örelim. Hiç eksilme yapmadan 3 sıra sık iğnemizi ördük. 1, 2, 3. Şimdi eksilme yapalım. Şöyle görelim bir nasıl göründüğüne bakalım. Bu sıramızda eksilmeye başlıyorum. 1 örüyorum. 2 örüyorum. 3 örüyorum. 4 alıyorum. 5.'yi de alıyorum. Her ikisini tek seferde çekiyorum. 1 tam örüyorum. 2 tam örüyorum. 3 örüyorum. 4'ü alıyorum. 5'i alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar 3 tane tek. 1 2 3 4'ü alıyorum. 5'i alıyorum. Şöyle sık alalım, açılmasın. Tek seferde çekiyorum. Başlangıç yerimize kadar 3 tane tek, diğerine çift olarak alalım ve eksilelim. Evet, başlangıç noktamızın bulunduğu yere kadar geldim. Hemen şuradan. Artık buradan doldurmaya başlayalım elyaflarımızı. Daha fazla daraltmayalım. Yaşadığınız şehirde ne tür elyaf buluyorsanız ona göre uygun dolum malzemeleriyle çalışabilirsiniz. İyice sıkıştırmadan birazcık daha daraltalım. Daha sonra biraz daha dolduralım. Çok sıkıştırmadan birazcık daha daraltalım. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane sık iğnemi ördüm. 1 alıyorum. 2 alıyorum ve daraltıyorum. Kesiyorum. 3 tane örelim. 4. ile 5.'yi aynı anda örerek keselim ve başlangıç yerimize kadar gelelim. Kalan elyaflarımı biraz daha bastım ve örmeye devam ettim. Keserek örüyorum. 3 tane alıp 4 ile 5'i bir alıyorum. 2 tane örüp 3 ile 4'ü bir alıyorum. Yani aşağıya kadar bu şekilde küçülerek geldim. Şimdi bir tane örüp bir tane keselim. Bir tane örüyorum. Diğer ikinci ilmeği alıyorum. Üçüncüyü alıyorum. Aynı anda kesiyorum. Tekrar bir tane örüyorum. İkinci ile üçüncüyü 1, 2 kesiyorum. İyice küçüldük. Daralarak geldik. 3 tek ördük. İkisini aynı anda ördük. Şimdi şu kadar kaldı artık. 2 tane tek örüyorum. Üçüncüyü kesiyorum. 1, 2 3 ile 4'ü aynı anda alıp tek seferde kesiyorum. Tekrar 2 tane tek örüyorum. 1, 2 3 ile hep keserek küçülüyoruz. Tekrar iyice daraldım. Şimdi hepsini keserek ilerliyorum. Alıyorum 2 tane, kesiyorum. 1 alıyorum. Şöyle biraz da sıkıştıralım. 2 alıyorum, kapatıyorum. Alıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Son olarak alıyorum. Yanındakini tekrar alıyorum. Kapatıyorum. Buradan kesiyorum. Tamamını kapadık. Eksile eksile, hiç sayı önemli değil. Eksilte eksilte, bakınız aşağıya dümdüz tamamlıyoruz. İpimizi şu şekilde alalım. Şuradan tekrar aralıklarla içeride gizleyelim. İleriye doğru götürelim. Hemen. Yeterli olunca buradan keselim. Ve balığımızı tamamlamış olalım bu şekilde. Evet. Şöyle görelim alt kısmını. Üstü, gözleri, kuyrukları çok hoş. Çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.